Polinomlar konusunda her yıl farklı sorular sorulmakta. Sınavlarda çıkan polinom sorularını full yapmanız için farklı soru tipleri çözmek zorundayım değerli arkadaşlar. Mükemmel bir soruyla başlıyorum. Birinci sorumuz harika bir soru arkadaşlar. Bence kendiniz önce bir çözmeyi deneyin. Videoyu durdurun. Eğer bu konuda bir fikir yürütemiyorsanız arkadaşlar, bu videonun altına bırakacağım linkteki terim ekleme ve terim çıkarma konusuna mutlaka bakın arkadaşlar. Bu konu çok önemli çünkü. Peki, şimdi başlayalım. Px polinomu ben olsam şöyle yazarım arkadaşlar. X üzeri 4 eksi 3x kare artı 9 artı 9x eksi 9x. Kareleri de ekliyorum arkadaşlar. 9x kare ekliyorum. 9x kare çıkarıyorum. Terim ekleme, terim çıkarma. Peki sonra ne yapacaksınız hocam? Sonra da bak şöyle bir hareket yapıyorum. Px polinomu eşittir x üzeri 4. 9x kare ile eksi 3x kareyi toplarsam 6x kare yapar arkadaşlar. Artı 9 yazıyorum. Eksi 9x kareyi de yazdım. Bakın 9x kare ekledim. 9x kare çıkardım. Nedenini anlatacağım şimdi size arkadaşlar. Bakın bu px polinomu eşittir ne oldu biliyor musunuz? Şu ifade x kare artı 3'ün karesi oldu. Eksi bu da arkadaşlar 3x'in parantez karesi oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada x gördüğüm yere artık a yazabilirim. PA bir asal sayı olacakmış ya arkadaşlar. PA eşittir a'nın karesi artı 3'ünün karesi eksi 3 a'nın nesi oldu? Parantez karesi oldu. Şimdi burada iki kare farkını biliyorsunuz. X kare eksi y kare neydi arkadaşlar? X eksi y çarpı x artı y'ydi. Ben şimdi bu hareketi yapacağım arkadaşlar. Tamam, iki kare farkını uyguluyorum. PA eşittir 2 kare farkı a kare artı 3 eksi 3a ve ne oldu? A kare artı 3 artı 3a. Yani x kare eksi y kare. X eksi y, x artı y. Bir eksilisini yazdım arkadaşlar, bir de artılısını yazdım gördüğünüz gibi. Şunu biraz daha düzenlemek istiyorum. PA eşittir önce a kareyi yazıyorum. Eksi 3a artı 3 çarpı a kare artı 3a artı 3. Şimdi bir asal sayı düşünün arkadaşlar. Mesela 7 değil mi? 7 ne olabilir? 7 çarpı 1 olabilir. Mesela 13 bir asal sayıdır. Bu 13'ü 13 çarpı 1 yazabilirsiniz. Mesela 5 bir asal sayıdır. 5 çarpı ne yazabilirsiniz? 1 şeklinde yazabilirsiniz. Başka yazamazsınız. Yani çarpanlarının biri asal olacaksa başka türlü olmaz arkadaşlar. Peki neden? Şimdi şu ifadenin bir asal sayı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Nasıl asal olacak? Bunlardan bir tanesinin mutlaka 1 olması gerekir. Diğerinin de bir asal sayı olması gerekir. Peki, eksi olan şu ifade, bunu 1 gibi düşünelim arkadaşlar. Bu bir asal sayı çıksın. Peki bunun 1 olma şartı var mı? Yani A yerine ne yazarsam 1 olur. A yerine arkadaşlar burada 1 yazarsam, bakın A yerine 1 yazarsam ne olur burası biliyor musun? 1'in karesi 1 eksi 3 artı 3. Buraya da A gördüğüm yerlere bir yazsam. 1 artı 3 artı 3. Ne oldu? İşler birbirine götürdü. 1 çarpı 1 çarpı 7 oldu işte arkadaşlar. Bu ne oldu sonuçta? Asal. Yani bir kere baştan bir daha yorumlayalım değerli arkadaşlar. Asal sayıysa PA asal bir sayıysa o zaman çarpanları olmadı. Yani 7 çarpı 1, 13 çarpı 1. Yani çarpanları ayırmamız gerekir şuradaki ifadeyi. Bu ifade kolay çarpanlara ayrılabilecek bir ifade değil tabi. Terim ekleyip terim çıkarmamız gerekir. Bu konuda da bilmiyorsak alttaki linke bakacaktık. Güzel. Ben buraya 9x kare eklersem bak 6x kare gelir. Yani 9x kare buna eklediğim zaman x üzeri 4 6x kare artı 9 olur. Bu da x kare artı 3'ün karesi oldu. Şurası da arkadaşlar 3x'in karesi oldu. 2 kare farkını uyguladım. Bu şekilde geldim. PA isteniyordu. X yerlerine A yazdım arkadaşlar. Sonra 2 kare farkını uyguladım ve bu hale getirdim. Güzel. Şimdi ya burası 1 olacak ya burası. Ama ne diyor? A1 kaç farklı doğal sayı değer alır? Yani A'nın bir doğal sayı olduğunu bize belirtmiş arkadaşlar. Negatif sayı ya da 0 alamıyorum. Şimdi bakın A yerine 2 yazsam. 2 yazdığımı düşünün. 4, 2 kere 3, 6. Buradan 4 geldi. 3 daha 7. Buradan 6 geldi. 1 oldu mu? A yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum bakın. A yerine. Şimdi 2 aldım. Yazdım A'nın yerine 2. 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 3. 6 artı 3. Çarpı arkadaşlar. 2'nin karesi kaç? 4 artı 2 kere 3. 6 artı kaç? 3 arkadaşlar. Düzenliyorum bunu. Gördüğünüz gibi 7'den 6 çıktı. 1.
Burası 13 oldu. Yine asal oldum arkadaşlar. Oldum. Bakın A sayısı 2 de olabilir. Gördünüz mü? Peki A yerine 3 deneyin. 3'ün karesi kaç arkadaşlar? Deniyoruz arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 3 kere 3 eksi 9 artı 3 geldi. Şurada ne geldi? 3'ün karesi 9. 3 kere 3 9 artı 3 geldi. Düzenliyorum bunu. 3'ler gitti. 3 çarpı 18, 20, 21, 18, 3, 9, 9, 18, 19, 20, 21. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar sonuç nedir? 63'tür ve bu asal değil arkadaşlar. Bundan sonra vereceğiniz değerli hiçbiri için de bu ifade ne olmaz? Asal olmaz arkadaşlar. Onun için A'nın alacağı değerler kaç taneymiş? 2 taneymiş. Ya A sayısı 1 olabilir, A sayısı ne olabilir? 2 olabilir diyoruz ve bu sorumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçiyoruz. Evet, güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Polinomun kaç farklı reel kökü vardır diyor. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar iyi anlayabilmeniz için zor polinomlar serisi 2'de arkadaşlar. 2 norlu polinom videomuzda. Altına bir link bırakmıştım bu konuyla ilgili. Bakmadıysanız ona da bir bakın isterseniz. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırmamız gerekir. Çarpanları ayırmadan bunun köklerini bulmak biraz zor değerli arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu gördüğünüz polinomun her tarafını x eksi 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. Px eşittir. Burayı da x eksi 1 ile çarpıyorum. Ne olur? X üzeri 7 artı x üzeri 6 artı nokta nokta artı x artı 1 şeklinde geldi. Peki bu da ne? Bu da x eksi 1 çarpı px. Değerli arkadaşlar bu ifade x üzeri 8 eksi 1'in açılımıdır. Çok güzel. Önceden de belirtmiştim. Şöyle isterseniz bir not düşeyim arkadaşlar. Bak x kare eksi 1 ne arkadaşlar? X eksi 1 çarpı x artı 1 de değil mi? Bakın x küp eksi 1'i arkadaşlar x eksi 1 parantezine alın. Bakın x eksi 1 aldıktan sonra x kare artı x artı 1 gelir. X üzeri 4 eksi 1'i çarpanlarına ayırırken x eksi 1 dedikten sonra x üzeri 3 artı x kare artı x artı 1'e kadar gidiyorsunuz. Yani bu ifade de bu şekilde de ne yapılabilir? Çarpanlarına ayrılabilir. Peki ne yaptım önce? X eksi 1 ile çarptım değerli arkadaşlar. Neye benzetmek için? X üzeri 8 eksi 1. Yani x üzeri 8 eksi 1'i buna benzer şekilde bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Güzel hocam. Peki her taraf x eksi 1'e bölelim mi tekrar? Bölelim arkadaşlar. Bu x üzeri 8 eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi bu polinom değil gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Normal x eksi 1'ler. Bunun içinde x eksi 1 çarpanı var ve sadeleşebiliyor. Şimdi siz kaç farklı reel kökü vardır demiştik. Biz bunu eğer tutar 0'a eşitlersek şunun kökleri ne olur? Bunda bunu çarparsam 0 x üzeri 8 eksi 1 eşittir 0 olur. Bu da arkadaşlar x üzeri 4 eksi 1. Demek ki kare farkını ayırırsanız x üzeri 4 artı 1 eşittir 0 olur. Bu ifade de x'in karesi eksi 1, x'in karesi artı 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 eşittir 0. 2 kare farkı bak buna 2 kare farkı uygularsam ne olur? X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x kare artı x artı 1. Burası da ne olur arkadaşlar? X üzeri 4 artı 1. Bunu 0'a eşitlediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar x eşittir 1, x eşittir ne çıkar? Eksi 1, 2 tane kök çıkar. Buralarda reel kök gelmez. Fakat değerli arkadaşlar biz x yerine ne yapamayız? 1 yazamayız. Paydayı 0 yapar tanımsız olur. O zaman şuradaki x eşittir 1 kökünü siliyoruz. Sadece çözüm kümemiz ne oldu arkadaşlar? Eksi 1. Yani bunun sadece bir kökü var diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuz var arkadaşlar sırada. Bakın bu da aynı mantık. Yani zor polinomların zor polinomlar 2 videosunun altındaki linke bakmadıysanız bu soruyu çözmek için de yine oraya bakmanızda fayda var arkadaşlar. Polinomu x kare artı x artı 1 ile bölümünde kalan nedir? Normalde ne yapacağız? Normalde yaptığımız şu işlem şuydu. X kare artı x artı 1'i 0'a eşitliyorduk arkadaşlar. X kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazarak kalanı buluyorduk. Fakat arkadaşlar ben bunu x üzeri 2 üzeri 6 yazacağım. Bunun 6. kuvvetini almam lazım. Ne kadar uzun bir zaman alır değil mi? Yani yaparız ama çok uzun bir zaman alır. Peki ondan kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Bence şöyle yapabiliriz değerli arkadaşlar. Şu x kare artı x artı 1'i 0'a eşitledik mi? Eşitledik. Şu ifadenin her tarafını x eksi 1 ile çarpalım arkadaşlar. Tamam. Çarptım ve 0'a eşitledim. Şimdi her tarafı bunu da x eksi 1 ile çarpsam sonuçta yine 0 olur. Peki bu ifade neyin açılımıydı? Bu ifade x küp eksi 1'in açılımıydı arkadaşlar eşittir 0. O zaman x küp gördüğümüz yere ne yazacağız?
1 yazmak daha kolay ve şık olur. Peki hocam, öyle yapalım. Polinomumuzu tekrar düzenliyorum arkadaşlar. Px polinomu eşittir. Bu x üzeri 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4. kuvvetidir. Doğru mu? Artı 2 tane arkadaşlar. X üzeri 3'ün kaçıncı kuvvetidir arkadaşlar? 3. kuvvetidir. Devam ediyorum arkadaşlar. Şu da 3 çarpı x üzeri 3'ün nesidir arkadaşlar? Karesidir. Şurada x üzeri 3'ümüz var. Artı 2x artı 4'ümüz var arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben şu x küp gördüğüm yerlere değerli arkadaşlar. X küp gördüğüm yerlere ne yazacağım? 1 yazacağım. Hadi yazalım o zaman. Burası 1 üzeri 4 1'dir. Artı 1'in, bu x küp 1'di. 1'in kübünü alırsam yine ne olur? 1 olur. 2 ile çarpsam 2. 1'in karesi 1'dir. 3 ile çarpsam 3. Şu x küp yerine 1 yazıyorum. Artı 2x. Artı kaç geldi? 4. Düzenliyorum değerli arkadaşlar bunu da. 2x artı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artı 11 geldi gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar bu polinom buna bölümünde kalan nedir? 2x artı 11'dir. Ne yaptık? İki yolla çözebiliriz. Bakalım bölmesiyle de yapabilirdik. O da çok uzun sürer. Bunlara girmeden ne yaptık? Bu ifadenin her tarafını x eksi 1 ile çarparak x küp eksi 1 açılımını elde ettik. Ve bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Bir başka soruyla devam ediyorum. Bu da çok güzel bir soru. Çarpımda x üzeri 6'nın katsayısı nedir? Şimdi arkadaşlar bak. Bunu ben şuradaki 1'i alıp buradaki x üzeri 6 ile çarparak bulabilirim. 1 çarpı x üzeri 6. Bak hepsini çarpmaya gerek yok. Ya da buradaki x'i alıp buradaki x üzeri 5 ile çarparsam, yani eksi x ile x üzeri 5'i çarparsam x üzeri 6 elde edebilirim. Ya da burada x kare ile arkadaşlar buradaki x üzeri 4'ü çarparak elde edebilirim. Ya da burada eksi x küp alırım arkadaşlar. Bakın eksi x küp alır. Buradaki x küp ile çarparak x üzeri 6 elde edebilirim. Doğru mu? X üzeri 3 ile çarparak. Veya buradaki x üzeri 4'ü arkadaşlar alıp x üzeri 4'ü buradaki x kare ile çarpabilirim. Tamam, o da güzel. Ya da burada arkadaşlar eksi x üzeri 5 ile, eksi x üzeri 5 ile buradaki x'i çarparak bulabilirim. Ya da burada arkadaşlar x üzeri 6 ile buradaki 1'i çarparak x üzeri 6'ları elde edebilirim. Bir daha söylüyorum. Bakın şurada x üzeri 1'in önündeki ifade ne? Eksi. X küpün önündeki eksi. X üzeri 5'in önündeki eksi. X üzeri 7'nin önündekiler işaretler eksi gibi görünüyor. Ben burada x üzeri 1'i aldığım zaman arkadaşlar 1 ile burada yazılmayan x üzeri 6 var. Burada bütün terimlerin önündeki işaret artı olunca buradaki x üzeri 6 ile çarptım bak gördüğünüz gibi. Burada da eksi x aldım. Burada yazılmayan x üzeri 5 ile çarpmış oldum. Ama önünde eksi var. Bak dikkat edersen bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı geliyor. Doğru mu? Çift sayıların önündeki işaret artı. Ama burada aldım x üzeri ifade derecesi tek olanlar, kısacası x üzeri 1'in, x üzeri 3'ün, x üzeri 5'in önündeki işaretler ne arkadaşlar? Eksi. Bunun sonucu x üzeri 6'dır. Bunun sonucu eksi x üzeri 6'dır. Bunun sonucu x üzeri 6'dır. Bu eksi x üzeri 6'dır. Bu x üzeri 6. Bu da eksi x üzeri 6 yapar. Bu da x üzeri 6 yapar arkadaşlar. O da güzel. Ama ne diyorduk? Çarpım x üzeri 6'nın katsayısı kaçtır? Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Ama bu ikisi birbirini sıfırlar. Değil mi? Bu ikisi de birbirini sıfırlar. Bu ikisi birbirini sıfırlar. O zaman sonuç x üzeri 6. Yani önündeki katsayısı kaç olmuş oldu arkadaşlar? X üzeri 6'nın önündeki katsayı sadece 1'dir arkadaşlar. Bu soruyu da çözüp geçtik. Evet, güzel bir soru daha. Polinomun açılımında azalan kuvvetlerine göre başta birinci ve üçüncü terimin katsayıları toplamı nedir? Şimdi bunların açılımlarını yapıldığını düşünürsek polinom üçüncü dereceden bir polinom. Doğru mu arkadaşlar? Yani şöyle bir şey düşünün. Px eşittir ax kare, ax küp artı bx kare artı cx artı d gibi bir polinom düşünün arkadaşlar. Azalan kuvvetlerine göre sıraladım. Bak ben burada x yerine 1 yazsam a artı b artı c artı d gelir. Doğru mu? Bir de x yerine eksi 1 yazsam arkadaşlar. Eksi 1'in kübü eksi a, eksi 1'in karesi artı olunca artı b, eksi c, artı ne gelecek arkadaşlar? Artı gelecek. Peki bakın şimdi ben şu ifadenin ikincinin her tarafını eksiyle çarpsam. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi bunları toplasam arkadaşlar. Şu ifadeleri toplasam ne bulacağım? Şu
2A kare gelecek değil mi? 2A evet 2A gelmiş olacak. Doğru. B'ler birbirini götürdü. 2 de C geldi arkadaşlar. D'ler de birbirini götürmüş oldu. Yani ne oldu? P1 eksi P eksi 1 eşittir. Şöyle bir ifade oldu. Ya da P1 eksi P eksi 1 bölü 2 eşittir. Her tarafı 2'ye bölünce artı C çıktı. Şimdi A ile C ne demek? Bak A, C dikkat eder misiniz? Bak x üzeri 3, bu da x üzeri 1. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı neydi arkadaşlar? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 değil miydi? Bu formülümüz vardı değil mi? Tek dereceli terimlerin katsayıları veren formül P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi. Bunu bilmeniz gerekir. Bu kadar işleme yapmama gerek yoktu ama ben çıkışını tekrar bir kere daha ne yaptım? Anlattım. Şimdi azalan kuvvetlerini birinci ve üçüncü dediği için arkadaşlar bakın birinci bu olmuş oluyor. Üçüncü bu olmuş oluyor. Yani kim istiyor benden? A ile C'yi istiyor. Tamam bak birinci bu, üçüncü bu. Peki A ile C'yi istediğine göre o zaman ben x yerine ne yazacağım arkadaşlar? Bir 1 yazacağım. Eksi P eksi 1 diyeceğim. Bölü 2 dersem sorumuzun cevabı yani tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmuş olacağım. O zaman hocam ne yapacaksınız? Arkadaşlar şimdi x yerine 1 yazacağım. Yazıyorum 1'i. Önce P1'i bulayım. 1 yazdığımda bak 3. 3'ten 1 çıktı. 4 kere 1. 4 mi çıktı? 3. 3'ünkü bir 27. Bunu yazdım. Buraya 1 yazsam 3 gelir. 3'ün karesi 9 arkadaşlar. Buraya 1 yazsam burası 0 olur. Artı 2. Bu da ne olur arkadaşlar? 38 olmuş oldu. Doğru mu? 11 evet 38. Şimdi x yerine eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 yazarsam eksi 5'in kübü eksi 125 olur. Eksi 1 yazarsam 5 olur burası. 5'in karesi 25 oldu arkadaşlar. Eksi 1 yazarsam eksi 2. Bununla çarp eksi 4 artı 2 oldu. P eksi 1 eşittir arkadaşlar. Eksi 102 oldu. Bunları toplarsak 100. Buradan da eksi 2 gelir. Ne oldu? Eksi 102 oldu. Peki getirip şimdi burada yerine yazacağım. Neydi? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi arkadaşlar. P1 yerine ne yazacağım? 38 eksi eksi 102 bölü 2. Bu da nedir arkadaşlar? Lütfen söyleyin. 38 artı 102 bölü 2. Bu ifademizde ne oldu arkadaşlar? 70 oldu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Gönül rahatlığıyla geçiyorum. Çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Ne diyor? Polinom terimleri x'in azalan kuvvetlerine sıralandığında ortanca terimin katsayısı ya da derecesi sorulmuş. Çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için önce ufak bir bilgi vereyim. Mesela şu a artı b'nin dördüncü kuvveti olsun. Biz bunu nasıl yapıyorduk? Bak 4'ün sıfırlısı a üzeri bak 4'ten sıfır çıkarıp bunun üzerine yazıyorduk değil mi? B'nin üzerine de şu ifadeyi yazıyorduk. Artı işte 4'ün birlisi diyorduk. A üzeri bundan bunu çıkarıp bunun üzerine B'nin üzerine ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ya da 4'ün ikilisi diyorduk. A üzerine bundan bunu çıkarıp A'nın üzerine birinci yani. A dedim birinci, B dedim ikinci ifade buradaki. Yanına B'nin karesini yazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? 4'ün üçlüsü diyorduk. A'nın üzerine 4'ten 3 çıkarıp buraya 1. B'nin üzerine de şuradaki alttaki sayıyı yazıyorduk. Sonra da 4'ün dörtlüsü diyorduk değerli arkadaşlar. A üzeri 4'ten 4 çıkar 0. B üzeri kaç gelir arkadaşlar? Evet 4 gelmiş oluyordu hatırlarsanız. Tamam çok güzel. Ne demeye çalışıyorsunuz? Bak baştan birinci, sondan birinci. Baştan ikinci, sondan ikinci. Ortanca terim ne oldu? 4'ün ikilisi oldu değil mi? Bakın üzerindeki sayı çift bir sayısı ortanca terim her zaman değerli arkadaşlar bunun yarısıdır. Yani 4'ün ikili, evet 4'ün ikilisi diyorduk. Peki o zaman şuradaki soruyu nasıl çözeceğiz? Buradaki soruyu şöyle diyoruz arkadaşlar. Önce isterseniz kolay çözebilmek için şu ifadeyi 2x parantezine alıyorum bak. 2x parantezine alırsam buradan 1 gelir, buradan x kalır. Neden? 2x ile 1'i çarparsam 2x, 2x ile x'i çarparsam 2x kare yapar. Bunun üzerinde ne var arkadaşlar? Hocam 6 var. E tamam. Bu ifade aslında şu değil mi? 2 üzeri 6 çarpı x üzeri 6. Doğru mu arkadaşlar? Bir de 1 eksi x üzeri kaç yazacağım? 6 yazacağım. Şimdi ne yapmış oldum? Sadece şunu bulayım arkadaşlar. Değil mi? Ortanca terimini bulayım. Bununla çarpayım. Olur mu? Ortanca terimi nasıl bulacağız bu ifade? Yani 1 eksi x üzeri 6'nın ortanca terimi. Ne dedik arkadaşlar?
6'nın üçlüsü diyeceksiniz. Yani hep yarısında gelir. 4 iken 2 de gelir. 8 olsaydı 4 de gelirdi. 12 olsa 6 da gelirdi yani ortanca terimi. O zaman ne diyeceğiz? 6 ise 6'nın üçlüsü. Çarpım 1'in üzerine ne yazacağım? 6'dan 3'ü çıkarıp yazıyorum. Eksi x'in üzerine de ne yazıyorum arkadaşlar? 3'ü getirip yazıyorum. Bunun önünde de ne var? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 vardı. Tamam, tekrar düzenliyorum. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 6'nın üçlüsü neydi? 6, 5, 4. Bunu da 3 çarpı 2 çarpı 1 yazıyorduk hatırlarsanız. 1'in kübü 1'dir. Eksi x üzeri kaç gelecek? 3 gelecek. Eksisini de getirip buraya yazıyorum. Tekrar düzenliyorum değerli arkadaşlar. Burada neler gitti bakın. 2 ile 3 çarparsam 6 yapar. Bu 6'yı götürür. 2 üzeri 6 neydi arkadaşlar? 64'tüm. Eksi 64 çarpı x üzeri 6 yazıyorum. Yanına da arkadaşlar burada x üzeri 6 yazdıktan sonra burada 20 var arkadaşlar. Çarpı x üzeri 3'ümüz var. Bunu da düzenleyecek olursak eksi 128 bir de sıfırımız var. 1280 x üzeri kaç oldu? 6 x üzeri 3 daha x üzeri kaç olur? 9. O zaman kat sayısı dediği şey eksi 1280. Derecesi dediği şey ise ne arkadaşlar? 9. Yani derecemiz 9 çıktı arkadaşlar. X üzeri 9 en fazla. Peki baş kat sayısı eksi 1280 arkadaşlar. Çıkmış oldu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.